Halit Şöldür arkasından Nevzat Akkaya, arkasından Serdar Karakoç, devamında Emrullah Tayfun Çağlar. Evet, Ali Çevdir. Sayın Divan, buyurun. Sevgili meslektaşlarım, Bursa'lı meslektaşlarım adına sizleri selam ve saygılar belirtiyorum. Emekli Yüzbaşı Cengiz Numanoğlu şiirinde der ki, bir hacca gidip gelenler için niye boyuna gidiyor diye ifade ederlerdi. O da şiirinin sonunda şöyle bitiyor: gittim, gördüm, neden gelip Deva ikinciye burayı sevkirini gördüm. Az önce denetleme kurulu üyemiz Metin Bey, Üstad, benim anlatacaklarımı en güzel şekilde burada özetledi. Anladım ki bu genel kurulda farklı fikirlerin, farklı düşüncelerin ifade edilmiş olması da çok güzel bir şekilde tezahür etti. Değerli arkadaşlar, Bursa meslekten Bursa odasının her kademesinde görev yapıyor. Versene çantayı. Kurullarında, komisyonlarında, hatta en sonda saymanlık görevini yaptı. Odaların nasıl yönetildiğini, odaların nasıl işlediğini en güzel şekilde bilen bir kardeşimizdir. Şu an için ikinci bir ifadem şu olacak: biz gerçekten kanunlara dayalı, kanunların çizdiği çerçevede hizmet eden, uyan bir meslek kuruluşuyuz ve meslektaşlarız. Metin kardeşim ifade etti ki, yorumlar çok farklı, kanunların dışına çıkıyor. Aynı konudan ben de muzdaribim. 2018 yılında Bursa Odası'nın saymanı iken staj gelirlerini sadece tüm mobil alıp odalar stajlardan herhangi bir gelir almaz diye bize yazı geldi. Bunu daha önce Bülent Başkan itiraz etmiş, Mesut Başkan itiraz etmiş, ancak en son Ahmet Başkanımız bu baskılara dayanamamıştı. Ve bizim odamızda da staj gelirlerinden oda olarak pay almamaya karar verildi. İşte o tarihte şahsım olarak staj gelirlerini yasa hükmü gereği sadece mali müşavirler odasının olduğunu, sadece staj gelirlerinin mali müşavirler odası tarafından tahsil edileceğine dair Danıştay'da davamı açtım. Birinci round bitti. Dava daireli kurullarında şu an için durumumun ve odamızın itirazıyla davam devam ediyor. Bunun için söyledim. Gelecekte farklı bir şey var. Odalar TÜRMOB bu parayı tahsil edemezse, odalar da bütçelerine bu rakamı koymadıkları için tahsil edemeyecekler. Lütfen TÜRMOB olarak odalara bunun tahsili yönünde bir ön ilişki kurulsun. İkinci olarak, buna çözüm önerisi olarak ben şunu söylüyorum: her Anadolu'nun her odasında çalışan birçok meslektaşımız var. Nispi aidatlarımız tamamen kalktı. Maddi aidatlarla odalarımız dönmüyor. Odalarımızın çarklarının dönmesi, oralarda meslektaşlarımıza iyi hizmet verilebilmesi adına önerimdir Sayın Yönetim Kurulu'na, gelecek olan arkadaşlarımıza da, her odada bir TÜRMOB çalışanı istihdam edilirse hem o Anadolu odaları hem de diğer odalar rahat edecektir. Kendilerini eğitim faaliyetleri ve diğer faaliyetlerde daha da yoğun bir şekilde ifade edeceklerdir. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasıyla bunu temenni ediyorum. Meslekte birlik ve dayanışma grubumuza da desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler.